merhabalar. Merhaba. 32. Karate Kongresi'ne hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Ender Horata. 2002 yılından bu yana Türkiye Karate Derneği'nin önce kurumsal sonra bireysel üyesiyim. 2002 yılından bu yana KALDER'in tüm etkinliklerini takip ediyorum. Türkiye Karate Derneği'nin değerlendiricisiyim, ödül değerlendiricisiyim. O da 2009 yılından bu yana. Şu anda tabi uzun yıllar kamu sektöründe bir kurumda görev aldım. Kalite süreçlerini yönettim. YFKM ödül süreçlerini yönettim. Ödüller aldıktan sonra da şu anda o tecrübeleri paylaşmak üzere danışmanlık, iş yönetim danışmanlığı yapıyorum. KALDER'le olmaktan mutluyum. Ender Bey, KALDER'in Türkiye Tanıma ve Ödüllendirme Programı kapsamında görev alan gönüllü değerlendiricilerimizdensiniz ve uzun yıllardır bu görevi sürdürüyorsunuz. Bir kalite ve KALDER gönüllüsü olarak kurum ve kuruluşların değerlendirme süreçlerinde görev olarak büyük bir katkıda bulunuyorsunuz. Evet. Bu seneki değerlendirme sürecindeki deneyimlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Kesinlikle söylediğim gibi, yani 2009 yılından bu yana değerlendiricilik yapıyorum. Her yıl farklı bir tecrübe kazanıyoruz. Farklı kurum ve kuruluşları değerlendiriyoruz. YFKM modelini uygulayan bir yönetim modeli olarak kullanan kuruluşları değerlendiriyoruz. Ve bu sene tabii her sene üstüne katarak gidiyor. Bu sene de 2020 model çerçevesinde güzel işler yapan, modeli uygulayan, bunu hem liderlerine hem çalışanlarına yansıtan, stratejilerine yansıtan, planlara dönüştüren ve sonuçlarını da elde eden kuruluşlar görüyoruz. Çok yararlı bir model, yönetim modeli. Kesinlikle tüm kurum ve kuruluşlara bu yönetim modelini uygulamalarını tavsiye ediyorum. Bu sene yine bir kuruluşu değerlendirdik ve o kuruluş da yarın sahnede olacak inşallah. Bir başarı ödülü alacak. Bu süreçte onların, aslında ben hep şöyle tarif ediyorum. Herkes başarılı olduğunu söylüyor ama kime göre, neye göre? İşte modele göre aslında başarı kesinlikle esas oluyor. Ve şunu söylemek istiyorum. Kendinizi tüm kuruluşlara çağrıda buluyorum, uygulamayan, tanışmayan kuruluşlara. Eğer modelle tanışmadıysanız, halen uygulamıyorsanız gelin başarınızı taçlandırın diyorum. Türkiye Kalite Derneği gerçekten bu konuda çok stratejik projelerle var oluyor. Gerek merkezin, İstanbul'un gerek şubelerinin güzel projeleri var. O başarıları, ben başarılıyım diyenlere bence apolet veriyor, rozet veriyor. Çok anlamlı bir proje. YFKM model çok anlamlı bir yönetim modeli. Kesinlikle herkesin uygulamasını tavsiye ediyorum. Ben de bundan bu işin bir paydaşı olmaktan son derece mutluyum. KALDER'le olmak bir ayrıcalık diyorum. Teşekkür ederiz. Su gibi anlatamasıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında 32. kez sizlerle birlikteyiz. Evet. Diğer kongrelere göre bu kongrenin anlam ve öneminin biz büyük olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle. Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm kalite gönüllülerine ve mükemmellik yolunda ilerleyen kuruluşlara söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Elbette. Yani 100 yıldır bu ülke, bu cumhuriyet var ise ilerlebette devam edecektir. Atamızın izinde, atamızın ilke ve inkılapları izinde devam edecektir. Ama sürdürülebilirlik her şeydir. Bence sürdürülebilirlik uğruna tüm kurum ve kuruluşların bu modele, bu yönetim modeline ihtiyacı vardır. Sürdürülebilirlik bizim geleceğimiz, dünyanın geleceği, çocuklarımızın geleceği, insanlığın geleceği ve kesinlikle de YFKM modeli buna çok güzel yol haritası sunuyor, çok güzel yol açıyor. Kesinlikle YFKM modelinin kullanılmasını herkese tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz değerli fikirleriniz için. Sizleri de tebrik ediyorum. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Hoşçakalın.